Öğretmenlik meslek kanunu, yani öğretmenlere mahsus bir kanuni düzenleme talebi 1960'lı yıllara gidiyor. Yani 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren örtük, üst örtük veya açık bir şekilde böyle bir kanunun hazırlanması ile ilgili günümüze kadar, 2022 yılına kadar sürekli gündemde tutulmayla ilgili, farklı paydaşların görüşlerinin sürekli kamuoyuyla paylaşıldığı bir 60 yıllık süreç var. Dolayısıyla biz bu süreçleri yönetirken bu 60 yıllık deneyimden yararlandık. Bu birincisi. İkincisi, biliyorsunuz 1-3 Aralık 2021 tarihinde 20. Milli Eğitim Şurası'nı gerçekleştirdik. Bu Milli Eğitim Şurası'nın en önemli ayaklarından bir tanesi de öğretmenlik mesleki gelişimlerinin tasarımı, dizaynı, onunla ilgili tüm paydaşların görüşünün alınmasıydı. Milli Eğitim Şuraları gerek internet ortamından, gerek kamuoyuyla paylaşılan tüm raporlar üzerinden, gerekse tüm Türkiye'de 26 bölgede tüm STK'ların, öğretmenlerin, tüm kamuoyunda eğitimle ilgili görüş bildiren herkesin katılımına açık olan şeffaf bir süreçle ilerledi. Bu bir. En sonunda da biliyorsunuz Ankara'da 1-3 Aralık'ta tüm herkese açık, gelen kimsenin engellenmediği bir Milli Eğitim Şurası gerçekleşti ve oradan gelen görüşlerle de son şekli verilerek 31 Aralık 2021 yılı tamamlanmadan meclise sevk edildi. 3 Şubat tarihinde de yasalaştı. Süreçlerle ilgili, haklarla ilgili bir ayrım yok. Sadece orada 3+1 geçmişten gelen bir özellikle öğretmen ihtiyacının karşılanmasına sıkıntı çekilen bölgelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız bir yaklaşım geliştirmiş. Bu yaklaşımı aynen koruyoruz. Yani 3+1 kalmak koşuluyla ilave sözleşmeli öğretmenlerimize ilave haklar getirdik. Yani o da nedir? Can güvenliği ve sağlık nedeniyle öğretmenlerimiz yerlerini değiştirebilme imkanına kavuşmuş oldular bu kanunla. Dolayısıyla sadece orada aile bileşimi ile ilgili şey var. Çünkü onu yaptığımız zaman da 3+1'i koruyabilme imkanımız kalmayacaktı. Yani inşallah önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili de iyileştirmeler sağlanır. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Var mı bir plan bu eş durumu? Şu anda bizim birinci gündemimiz resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasayla ilgili, yasanın uygulanması ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir yönetmelik çalışması. Bunu çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm paydaşlarımızın, yani eğitimle ilgili sendikalar, yüksek öğretim kurumları, tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz. Ve ondan sonra da orada öngörülen süreçlerin hızlı bir şekilde sahaya aktarılması ile ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Demek istediğim şey şu. Önemli olan, burada psikolojik olarak önemli olan şey, mümkün olduğu kadar askeri müşterekte bir araya gelinen bir meslek kanunu, öğretmenlik meslek kanunu olmasıydı. İşte bu Türkiye'de eğitim tarihi açısından gerçekten bir kırılma noktasıdır. Yani 60 yıllık özlem yerine getirilmiştir. Ama şunu demek durumunda değiliz. Öğretmenlikle ilgili her şeyi içeren, her durumu çözen bir meslek kanunu. Yani bu zaman içerisinde mutlaka iyileştirmeler açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bildiğiniz gibi toplumda siyasi taleplerin tecelligahıdır. Yani oraya iletilir, orada gerekli kanun düzenlemeler yapılır. Daha iyiye doğru sürekli iyileştirir. Ama burada bu iyileştirme süreçlerinin yapılabilmesi için yapıcı eleştirilerin olması gerekiyor. Yani öğretmenlik meslek kanunu öğretmenleri bölen, parçalayan bir kanun değildir. Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin mesleki gelişimlerini bir kariyer sistemi çerçevesi içerisinde değerlendiren ve ödüllendiren bir kanundur. Aynı zamanda bir sürü hakları beraberinde getiren bir kanundur. Yani şunu net bir şekilde söyleyelim. Mevcut öğretmenlerin hiçbir hak kaybı olmadığı gibi bu kanunun öngörmüş olduğu hakları yararlandığı zaman öğretmenlerin de çok farklı açılımlarla özlük haklarında iyileştirmelerin olduğu bir mekanizma söz konusudur. Adaylık kaldırma sınavı kaldırılıyor bu kanun düzenlemeyle. Adaylık için minimum 1 yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Daha önceden böyle bir süre öngörüsü yoktu. Bu bir. İkincisi, öğretmenlerimize
Bu 15 bin en son 31 Ocak'ta atamış olduğumuz öğretmenler hariç, çünkü kanun ve yönetmelikle ilgili süreçleri nihayetlenmediği için öğretmenlerimiz okullarında göreve başladılar. Bundan sonraki atamalarda, öğretmen atamalarında öğretmenlerimiz okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. 240 saatlik bir uzaktan eğitim, mesleki gelişimleriyle ilgili, oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar. Aynı zamanda sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalar öngörüyoruz. Onlarla ilgili uygulamaları tamamlayacaklar. Ya mesela okul dışı dediğim şey, bizim okulun dışında eğitim birimlerimiz var, rehberlik araştırma merkezlerimiz var, işte bilim sanat merkezlerimiz var, halk eğitim merkezlerimiz var. Bunlar hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'nın mütemmim cüzleri. Öğretmenlerimizin onların fonksiyonları, ne işe yaradığı ile ilgili mutlaka bir oryantasyona ihtiyaçları var. Ve bu öngördüğümüz şeyi bir sene içerisinde tamamladıkları zaman, zaten ilk başlangıçta okullara atandıkları zaman bir danışman öğretmenleri olacak, bir mentor öğretmen olacak. Danışman öğretmen, okul müdürü ve bir eğitim müfettişine oluşan bir değerlendirme komisyonu olacak. Değerlendirme komisyonuna öğretmenlerimiz gitmeyecek. Bir mülakat olmayacak. Bir kanaat belirtme olmayacak. Sadece o öğretmenimiz o bir yıllık süreç içerisinde işte 240 saat eğitimi tamamlanmış mı? İşte okul içi, sınıf içi ve okul dışı uygulamaları tamamlamış mı, yerine getirmiş mi? Evrakların tamam olduğuna bakacak. Tamamsa kadroya geçecek. Bir senenin sonunda bakılıyor. Bir senenin sonunda. Eğer mazereti varsa, öğretmenimizin mazereti varsa, raporu var, başka gerekçeleri var, bu 2 yıla uzatılacak. Tamam. 2 yılda da mazereti hala devam ediyorsa, 2 yılın sonunda adaylığı kaldırılacak ama o öğretmenimizin o oryantasyonla ilgili eğitim almasını bekleyeceğiz. Yani bu şunu net olarak bunu... komisyon kendi kanaatiyle hayır ben bunu geçmiyorum diyebilecek. Hayır, öyle bir inisiyatif tanımıyoruz komisyona. Tamam. Değerlendirme komisyonu yönetmelik yayınlandığı zaman görecek. Yani burada istismar edilecek hiçbir şey yok. Yani biz adaylık kaldırma sınavını kaldırıp başka bir sınav mı getiriyoruz ya, getirelim ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Tam tersine öğrencilerimizi gelişim temelli bir şey, pardon, öğretmenlerimizi gelişim temelli bir şekilde destekleyeceğiz. Sadece o süreçlerin tamamlandığını okul müdürümüz, danışman öğretmen ve oradaki ildeki bir eğitim müfettişi veya bir şube müdürü diyecek ki evet tamamlanmıştır, bir problem yoktur. Ama bu tamamlamayı yetersiz yapmıştır, işte şöyledir, böyledir, kanaat belirtme hakkı yok.